Videoma hoş geldiniz. Yağmurlu yağmurlu sizi karşılayayım dedim sokaklarda. Kahvaltıyı yaptık. Kahvaltıdan sonra en yakışan şey üzerine bir arkadaş kahvesi içmek. Şimdi kahve içmeye gidiyorum. Yağmur da yağıyor. Ama çok yakın ya. Sorun olmuyor. İşte böyle göstereyim size. Hatta biraz hızlandı gibi yağmur. Biraz biz de hızlanalım. Çünkü şemsiyemiz falan yok. Üzerimiz de çok kalın değil. Hava çok soğuk değil ama çok iyi ıslanmayalım. Geldik, hemen girelim. Islanmadan. Daha sonra görüşürüz. Ben geldim karşınıza. Geleli de biraz oldu. Oturdum, bir kahvede evde içtim. Mutfakta kahvaltı bulaşıklarım falan henüz duruyordu. Ben bir şey yapmadım bugün. Ancak keyfim yerine geliyor ya. Böyle hani bazen oluyor ya böyle. Hemen bir şey yapmak istemiyorsunuz. Aklınızdan bir sürü şey geçiyor ama hiçbirini yapasınız gelmiyor. İşte öyle bir durum. Neyse dedim, Emine kalk. Bütün işler sana bakıyor. Buralar dağınık. Çekmece içlerim biraz dağılmış. Onları toparla. Hazır bugün akşam yemeğin var. Yanına sadece bir şey uydurman gerekiyor. Hazır yemeğin varken sen mutfağını toparla. Mutfakta işim bitsin. Belki şöyle bir de tatlı yapabilirim. Bilmiyorum. Kurabiyem var ama tatlı yok. Çocuklara biraz belki böyle kolayından bir tatlı yapabilirim. Ama ilk önce şu mutfağımı halledeyim. Çünkü dışarıdaki hava böyle hafif hafif çiliyor. Soğuk yok. Yağmur var. Güneş de var. Öyle karışık bir hava hali var. Neyse işte. Yani benim de havam şu anda artık anca kendine geldi. Neredeyse akşam oluyor ama. Her neyse, ben yine lafı çok uzattım. Ne yapıyorum? Kendime şöyle start veriyorum. Böyle de yaptığımda bütün işler keşke oluverseydi. Şöyle darman duman bir ocak dağınık. Masamın üzeri dağınık. Buralar dağınık. Şu dolabımın, lavabo altındaki dolabım. Orada plastikleri tutuyorum. Bir ucunda da böyle bulaşık deterjanı, cipler mifler duruyor. Orası dağınık. Oraları ne yapıyorum? Şu anda hemen toplamaya başlayayım. Sonra da en son süpürür yerini silerim. Başka da bir şey yapmam. Ufak ufak tabii ki böyle parça parça işler yapıyoruz. Eskiden böyle daha düzenli oluyordu. Ben böyle çalıştığım zamanlar hafta sonları daha toplu temizlikler yapıyordum. Sonra o değişiyor işte. Hele şu anda pandemiden dolayı hepten bir karıştı. Her gün bir yer yapıyorum. Arkamı dönüyorum, diğer taraf dağılmış zaten. Neyse, gelen giden de yok. Bir siz görüyorsunuz, başka gören de yok. Hadi bakalım başlayalım. Kendime şuraya eski telefonumu da getirdim. Oradan bir dizi açsam, kulağım orada dizide olsun. Ben böyle dizi izlerken seviyorum şey iş yapmayı. Öyle kendime oraya cihazımı koyayım. Ayarlayayım onu da, sonra da işime başlayayım. Sizi de şöyle kenara şu uca alayım. Çünkü tripodun ayakları çok geniş. Sağından solundan dolaşmak çok zor oluyor. Hadi başlayalım.
yapmadım. Erişte yaptım biraz. Yedik yemeğimizi. Sonra ben dışarı çıktım birazcık. Hem elimdeki çöpleri atayım diye. Hem de şöyle bir etrafa bir bakınayım. Market, bakkal, çakal falan işte. Bir dakika, gürültü yapıyorum. Ondan sonra gelirken bir de armut aldım geldi. Şurada yıkanacaklar. Şimdi ne yapıyorum? Bunları atıyorum makineye. Sonra da şöyle gevşek yakalı eski bir kazağım var. Yakası açık onun. Saç boyamak için rahat oluyor o. Saçlarımı boyayacağım çünkü. Ama daha öncesinde bir şey yapabilirim. Tatlıyı yapabilirim. Yoksa önce mi boyayı yaparım? Emin olamadım şu anda. Neyse ben onu... Bulabuğun içinden de sanki böyle bir koku geliyor arada sırada. Ya da ben böyle hissediyorum, bilmiyorum. Neyse ben şu üstümü başımı değiştireyim. Önce boya mı yapacağım yoksa tatlıyı mı yapacağım? Karar vereyim. Geliyorum. Ben mutfağa girdim ne yapmak için? Muhallebi yapmak için. Krem şantili muhallebi yapacağım. Tatlı olsun istedik. Böyle sütlü hafif bir tatlı istediler. Çok hafif olduğu söylenemez ama tabii ki sütlü tatlıların adı hafif tatlı olarak anıldığı için. Şimdi malzemelerimi koydum tencereye. İçinde 1 litre süt, 1 tane yumurta sarısı, 1 bardak şeker, 1 bardaktan biraz az oldu şekeri. 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da dolu dolu un var. Bunlar güzelce karışacak. Muhallebi kıvamına gelince yani ocağın altını söndüreceğim ve vanilyasını ilave edeceğim. Sonra biraz ılımaya bırakacağım. Ilındıktan sonra da bir paket tost krem şantiyi ilave edip 2-3 dakika bunu mikserden çekeceğim. Sonra da kuplarımıza koyacağız. İster sade, ister meyveli, ister bisküvili meyveli. Benim meyvelerim buna uygun değil. Armut, elma, portakal, mandalina gibi meyveler var elimde. Hani muz, çilek falan olsaydı olurdu. Magnolia olurdu. Tam magnolia olurdu. Ama bisküvim var. Bisküvi ilave edeceğim ben. Şimdi bunu halledeyim hemen. Güzelce. Şimdi size gürültü olur çünkü. Ben yine bir tane silikon karıştırıcı almak aklıma gelmedi. Takır tukur takır tukur ses yapmayıp. Buralarda ne yapıyoruz? Donduruyoruz kameramızı. Neyse ne yaptım? Tahta kaşık aldım elime. Hem tenceremin dibi zarar görmesin hem de size çok gürültü olsun istemedim. Ben şimdi bunu yavaş yavaş küçük ocağımda kaynatacağım. Karıştırmayı bırakmamam gerekiyor. Çünkü hem dibi tutmasın hem de topaklanmasın diye. İşte bu işlerin de sevmediğim tarafı bu. Ama yemesi zevkli. Bunlar alırken de hani krem şanti aşamasında ılacak ya, o sırada da bisküvilerimi rondodan geçiririm. Hem yukarıdan şeylerimi de çıkartayım. Bakayım kasemi çıkaracağım, artık kup mu çıkaracağım bilmiyorum. Bakıcıyız bir şeyler. Hele bir muhallebimiz olsun. İnşallah da güzel olur. Muhallebim koyulaştı. Göz gözle atmaya başladı. Ben bir taraftan bisküvileri rondodan da geçirdim. Şimdi buna vanilya ilave ediyorum. Biraz soğumaya bırakıyorum. Azıcık soğuyunca krem şantimi, sade krem şantimi ilave edeceğim, çırpacağım. Sonra da kuplarıma dolduracağım. Tatlılarım oldu. Kuplarına koydum. Şöyle yalnız 1 kilo sütten bu kadar tatlı nasıl çıkarabildim hiç anlamış değilim. Biraz fazla oldular sanki bunlar. Neredeyse evde kase bırakmayacaktım. Şöyle kaç, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kase, bunlar da dolu dolular hepsi. Şunlar şöyle az bisküvili, eşim bisküvisini az seviyor. Diğerleri de işte kat kat yaptık bakalım. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Bunlar burada soğusun. Soğuduktan sonra servise hazırlar zaten. Ben ne yapıyorum? Saçlarımı da boyadığıma göre artık bugünlük müsaadenizi istiyorum. Kapanışımı yapıyorum. Bu videom da bu kadar olsun. Latte ile bir kapanış yapalım sizlere.
videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.